Bu dersimizde birçok etkileşimli uygulamada sıkça kullanılan sürükle bırak uygulamasını daha önce hazırladığım örnek bir çalışma üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu çalışma Türkçe kelimelerin İngilizce karşılığını sürükle bırak metodu ile bulma oyunu olacak. Önce çalışmamızın daha önceden yaptığım bitmiş haline göz atalım. Sesler adında bir klasörümüz, içerisinde sürükle ve bırak metodunda kullanacağımız MP3 ses dosyaları, dışarıdan import ettiğim Action Script kodlarının mevcut olduğu sürükle bırak AS adında bir dosyamız, çalışmamızın olduğu sürükle bırak oyunu FLA ve SVF dosyamız var. Sürükle bırak oyunu FLA dosyamızı açıyoruz. Buradaki uygulama için Movie kliplerin ve dinamik text alanlarının oluşturulması gerekiyor. Oyunumuzun bitmiş haline Ctrl Enter tuşu ile bakıyoruz. Boş kutucuklara uygun kelimeleri sürükle bırak metodu ile doğru kutucukların üzerine bıraktığımızda bize hem doğru olduğunu gösteren bir alkış sesi ve sürüklenen nesnenin boş kutucukların X ve Y koordinatına tam oturduğunu ve mouse'un inaktif olduğunu görüyoruz. Yanlış olduğunda ise yine yanlış olduğunu gösteren bir ses duyuyor ve sürüklenen Movie klibin önceki konumuna tekrar döndüğünü görüyoruz. Tüm kelimeleri doğru kutucuklara koyduğumuzda bize deneme, doğru ve yanlış sayısını gösteren bir istatistik penceresi ve sonuç penceresi çıkıyor. Artık çalışmamıza başlayalım. Uygulama için Movie kliplerin ve dinamik text alanlarının oluşturulması gerekiyor demiştik. Önce sürüklenecek Movie Clip Instance adlarını inceleyelim. Bunlar kedi, araba, bebek, kağıt ve bardak. Hedef Movie kliplerin yani boş kutucukların instance adları ise kedi hedef, araba hedef, bebek hedef, kağıt hedef, bardak hedef. Sadece sürüklenen Movie Clip instance adlarına alt tire hedef ekliyoruz. Sonuç teiste adında bir dinamik teistimiz, deneme ve doğru sayısını göstereceğimiz text, istatistik kısmında ise deneme, doğru ve yanlış sayısını göstereceğimiz bir textimiz var. Ana ekranda gördüğünüz gibi Properties penceresinin Publish sekmesinde dışarıdan import ettiğimiz klasımızın olduğu dosyayı ve SVF dosyamızı silerek çalışmamıza sıfırdan başlayalım. Ana ekranımızdaki Document Class kısmına sürükle bırak adı ile bir class oluşturduk ve Edit Class Definition yani sınıf tanımı düzenleyiciyi tıklıyoruz. Ve daha sonra da File Save tanımladığımız isim ile kaydediyoruz. Ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle ana ekranda gördüğünüz Istatistik MC Movie klibimizi izleyelim. Bunu yeri geldiği zaman oyunumuzun sonunda çağıracağız. Bunun için Istatistik MC Visible Fails diyoruz. Yani Istatistik MC klibimizin görünürlüğünü inaktif yapıyoruz. Bu çalışma için sürüklenecek olan Movie Clip Instance adlarını bir dizide saklamamız gerekiyor. Bunun için bir dizi değişkeni oluşturuyoruz. Var veri tipi array köşeli parantez içerisinde sürüklenecek olan Movie kliplerin instance name'lerine
Kedi. Araba. Bebek. Kağıt. Bardak diyoruz. Dizi oluşturmak için köşeli parantez kullanılır. Bu dizideki bilgileri yani instance adlarını almak için bir döngüye ihtiyacımız olacak. For var i veri tipi uint eşittir 0. Dizileri sıfırdan başlatacak ve birer birer artırmak istediğimizden dolayı uint veriyoruz. İ küçük dizi değişken ismi nokta length dizinin içindeki tüm elemanlar yani 5 eleman değerini verir. i++ ile de birer birer artırırız. İlkin döngümüzün içinde sürüklenecek movie kliplerin hepsine buton özelliği kazandıralım. Bunun için dizi değişken isminden sonra köşeli parantez içerisinde i nokta buton mod eşittir true diyoruz. Ve çalıştıralım. Göründüğü gibi sürüklenecek olan Movie kliplerin hepsi buton oldu. Daha sonra yine döngümüzün içinde mouse'a basılı tutulduğunda ve bırakıldığında tetiklenecek fonksiyonları atayalım. Önce mouse'a basılı tutulduğunda bir event tanımlayalım. Dizi değişken ismimiz nokta add event listener ile olay dinleyicisi ekliyoruz. Mouse event nokta mouse down yani mouse'u sürüklerken virgül sürükle tetiklenecek fonksiyon ismimiz. Daha sonra da mouse'un sol tuşunu bıraktığımızda bir event tanımlayalım. Bunun için kopyalıyoruz. Mouse down yerine mouse up yani mouse'un sol tuşunu bıraktığımızda virgül bırak tetiklenecek fonksiyon ismimiz. Şimdi mouse basılı tutulduğunda çalışacak sürükle fonksiyonunu tanımlayalım. Private function sürükle fonksiyon ismimiz evt mouse event dışarıya herhangi bir parametre göndermediğimiz için void yani boş giriyoruz. Evt nokta target hangi movie klibe basıldıysa o movie klibin instance'ı ve start drag ile de sürüklenmeye başlar. Mouse bırakıldığında ise çalışacak fonksiyonu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Evet'e target stop drag ile de sürüklenme işlemini durduruyoruz. Fonksiyon ismini bırak ile değiştiriyoruz. Control Enter ile çalıştıralım. Evet, sürükleme bırakma işlemi gerçekleşti. Nesneleri sürüklerken hedef nesnelerin altında kaldığını görüyoruz. Bunun için yine script ile bu sorunu da halledelim. Bir obje değişkeni oluşturalım. Veri tipi movie clip olsun. Evet de target as movie clip. Evet de target'ın movie clip olduğunu flash'a as metodu ile bildiriyoruz. Daha sonra setChild index ile sürükleme işlemini yapacağım. Nesnenin index numarasını değiştirmek için kullanacağım Movie Clip ismi obj virgül numChildren toplam nesne sayısı eksi 1. İndeks numarası sıfırdan başladığı için toplam nesne sayısından 1 çıkardığımızda sürüklenen nesneyi en üst seviye indeks numarası ile değiştirecektir. Control Enter ile çalıştırıyoruz. Evet, sürüklenen nesneyi en üst kısma taşıdık.
Şimdi amacımız ekranda gördüğümüz nesneleri sürükleyip ilgili hedef nesne üzerine temas edince o nesnenin üzerine sabitlemek. Burada dikkat etmemiz gereken konu sürüklediğimiz objenin başka bir objenin sınırlarına girip girmediğinin kontrolü. Bunu da hitTestObject fonksiyonu ile yaparız. Bırak fonksiyonun içine if eğer evet'e target yani sürüklenen nesne hitTestObject yani ilgili hedef nesnenin üzerine geldiği zaman getChildByName. Bu sahne içinde nesnelerin ismine göre işlem yaparken kullanılır. Evet'e target name sürüklenen nesnenin instance ismi artı alt tire hedef adlı string ifade ile birleştirilip sürüklenen nesne instance'ı alt tire hedef oluyor. Bu da bize hedef nesnenin instance'ını verir. HitTestObject fonksiyonu sayesinde temas olduğunu öğrendiğimize göre artık nesnelerin x ve y koordinatlarını sabitlemek kalıyor. Bunun için evet'e target x, sürüklenen nesnenin x koordinatını hedef nesnenin kopyalıyoruz. X koordinatına eşitleriz. Evet'e target y koordinatını da hedef nesnenin y koordinatına eşitliyoruz. Ve sürüklenen nesnenin mouse özelliğini devre dışı bırakalım. Bunun için evet'e target mouse enable eşittir fails. Daha sonra test edelim. Göründüğü gibi ilgili kutucukların sınırları içine bıraktığımızda otomatik x ve y koordinatlarını hedef bıraktığımız nesnenin x ve y koordinatlarını eşitlediğini ve mouse'u devre dışı bıraktığını görüyoruz. Şimdi ise sürüklenen nesne hedef yani doğru nesnenin üzerine bırakılmadığında Movie Clip'lerin ilk konumuna geri dönmesini istiyoruz. Bunun için else koşulunu kullanacağız. Yani doğru değilse. Önce bunun için bir değişken oluşturmamız lazım. Var. X pozisyonu için değişken ismi number. Var. Y pozisyonu için değişken ismi number. Şimdi sürüklenen nesnenin başlangıç konumunu yani mouse'u ilk dokunduğumuz yerin konumunu belirliyoruz. Bunun için sürükle fonksiyon içine x pozisyonu için değişken ismi eşittir. Evet'e target x. Y pozisyonu için değişken ismi evet'e target y. Daha sonra else koşulunun olduğu kısma evet'e target x eşittir. Değişken ismi evet'e target y eşittir. Değişken ismi. Test edersek göründüğü gibi yanlış kutucuğa bıraktığımda tekrar başlangıç pozisyona döndüğünü, doğru kutucuklara bıraktığımda ise o pozisyona sabitlendiğini ve mouse'u inaktif yaptığını görüyoruz.
Şimdi arkadaşlar her sürükleme işleminde doğru, deneme ve yanlış sayılarını artırıp ve bunlar string'e çevrilerek ekrandaki dinamik test alanlarında göstereceğiz. Görüldüğü gibi deneme sayısı testte, doğru sayısı testte, dinamik test alanlarımız. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Doğru sürüklenme sayısı ve yanlış sürüklenme sayısını öğrenmek için değişkenler tanımlıyoruz. Var değişken ismi doğru sayısı integer eşittir 0. Integer rasyonel sayılar hariç yani matematikte kullandığımız tam sayılardır. Var yanlış sayısı integer eşittir 0. Var değişken ismi integer eşittir 0. Eğer sürükleme işleminde doğru kutucuklara bırakıldığında doğru sayısı ve deneme sayısı 1 artacaktır. Dolayısıyla bırak fonksiyonu if koşulu içerisinde kodlarımızı yazalım. Doğru sayısı değişken isminden sonra çift artı kullandığımızda birer birer artar. Deneme sayısı yine aynı şekilde plus plus çift artı kullanarak birer birer artılmasını sağlıyoruz. Daha sonra ise bunları string'e çevirerek ekrandaki dinamik test alanlarında gösterelim. Deneme sayısı testte nokta test çift tırnak içerisinde 2 nokta üst üste artı string deneme sayısı. Burada deneme sayısını string'e çeviriyoruz. Yine doğru sayısı teiste nokta teist 2 nokta üst üste artı string doğru sayısı. Sürüklenen mavi klip yanlış hedefe bırakıldığında ise deneme sayısı ve yanlış sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun için else koşullu ifadesinin içine deneme sayısı plus plus yanlış sayısı plus plus deneme sayısı teiste nokta teist eşittir çift tırnak içindeki nokta üst üste artı string deneme sayısı. Yanlış sayısını istatistik kısmında göstereceğim için onu sonra kullanacağım. Evet, test edersek doğru ve deneme sayısının arttığını görürüz. Evet.